Teşekkür ederim. Size bir sorum olacak. Öncelikle Suriye'nin kuzeyine dün akşam teröristler bir saldırı gerçekleştirdi ve son durumda da TSK karşılık verdi. Şu anda son durum ne? Evet, bu günlerde dahi bu teröristler alçakça saldırılarını sürdürüyorlar. Dün akşam da bir saldırı söz konusu oldu. Bu saldırıya karşılık da Mehmetçik yaptığı çalışmalarla bu Zeytin Dalı ve Fırat Kalkan Harekat Bölgesi'ndeki bu gelişmelere karşı süratle zaten hazır olan Mehmetçik gerek tedbirleri aldı, gerek karşılığı verdi. Ve bunun karşısında da şu ana kadar yapılan çalışmalarda ilk aldığımız bilgilere göre 10 terörist esara getirildi. Buradaki mücadelemiz her zaman söylediğimiz gibi hiçbir şekilde aksamadan, kararlılıkla devam etmektedir, azimle devam etmektedir. Ve en son terörist etkilerinde bu mücadelemizin devam edeceğini her zaman olduğu gibi tekrarlıyoruz. Şu anda mücadele devam ediyor. Bilinen bütün terörist hedefleri ateş altına almış bulunuyor. Ve 4 yaralımız var. Onların da gerekli tıbbi müdahale yapıldı, tedavileri sürüyor. Bizim temennimiz, dileğimiz inşallah onlara da acil şifalar diliyorum. Ve burada biz şunu söylüyoruz. Yani teröristlerin hiçbir şekilde başka çıkış yolları yok. Onların tek kurtuluş yolu adaya teslim olmak. Aksi halde biz mücadelemizi azim ve karakter sürdüreceğiz. Ve onları da en son etkiye getirene kadar da mücadelemiz devam edecek. Efendim, katıldığınız bir toplantıda konuşmanın sırasında gençlerin bir sloganı oldu. Burada uğramın öldürülelim dediler. Bu şu anda sosyal medya başlamak üzere çeşitli tartışmalar neden oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu tartışmaları? Şimdi o günde yaptığımız konuşmayı hatırlarsanız, oradaki yaptığımız çalışmada biz güçlü ve büyük Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye'nin gelişiminden bahsediyoruz. Çalışmalarımızdan bahsediyoruz. Ve terörle mücadele konusundaki Mehmetçiğin başarılarından bahsediyoruz. Ve bu çerçevede uluslararası tehdit ve tehlikelerden bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan çalışmaları, verdiğimiz mücadeleyi anlatmaya çalışıyoruz. Gençler de burada slogan atıyorlar. Zaten konuşmamızın devamında da, daha sonra yaptığımız konuşmanın devamında da efendim çok açık ve net bir şekilde orada görülüyor ki biz terörle mücadeleden bahsediyoruz. Ülkemize, milletimize karşı yönelen tehdit ve tehlikelere karşı verdiğimiz mücadeleyi anlatıyoruz. Yani konumuzun bu olduğu çok açık ve net bir şekilde görülmekte. Biz terörle mücadele dedikçe, sadece bugün için değil, geçmişte buna benzer olaylarımızı yaşadık. Dedikçe, bu teröristlerin inlerine girdikçe, onların barınaklarını, sığınaklarını başlarına yıktıkça başka yerlerden ses geliyor, içeriden ses geliyor. Gerçekten bunları hayretle ve üzüntüyle takip ediyoruz. Ve maalesef bu konuda bazı kişiler, bazı bölgelerdeki bazı noktalarda bir şekilde bir anlayışsızlık var, bir gaflet var. Efendim burada bizi gençlerimizin sloganlarından, verdiğimiz cevaplardan böyle başka manalar çıkarmak gerçekten iyi niyetle açıklanamaz. Çünkü olay çok açık ve net bir şekilde başıyla ve sonuna bakıldığında görülmektedir. Bu bir gaflettir. Bu bir çarpıtmadır. Bu efendim bir yanılmadır en hafif tabiriyle. Bizim tek hedefimiz ülkemize, milletimize karşı, asil milletimize karşı, masum insanlara karşı silah çeken, teröristlere karşıdır. Hudutlarımızın korunması için, güvenliği için, vatandaşımızın, 85 milyon vatandaşımızın güvenliği için biz mücadelemizi azimle, kararlılıkla sürdürmekte kararlıyız. Bunu herkes tarafından bu şekilde bilinmesi lazım. Konu bundan ibaret. Evet efendim, Turan Bey, İlhas Haber Ajansı'ndan. Bugün TCG Anadolu Deniz Halkı'nın ziyaretini açıldı. Evet. Bizim bu bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Deniz Kuvvetleri'ne teslim ettiğimiz TCG Anadolu gerçekten bizler için, Silahlı Kuvvetlerimiz için, Deniz Kuvvetlerimiz için, ülkemiz için, milletimiz için büyük bir gurur ve iftihar kaynağıdır. Bunun bizim envanterimize katılmasıyla gerçekten Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katıldığını görüyoruz, kattığını görüyoruz. Bunu biz tabii sadece kendimiz bilelim değil, aynı zamanda bu gururumuzu, bu heyecanımızı vatandaşlarımızla paylaşmak istedik. Bu nedenle 17-23 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da değerli vatandaşlarımızın ziyaretlerini açmış bulunuyoruz. Ve bugünden itibaren de bu çalışmalarımızı, bu ziyaretçilerimizi kabul etmeye başlayacağız. Bunun öncesinde bugün sabah saatlerinde öğlen önce basın mensupları davet edildi. Orada bir basın turu yapıldı. Basın mensuplarına gerekli bilgileri tanıtım yapıldı. Ve önümüzdeki günlerde de değerli vatandaşlarımızın bu gemiyi görmesini, bu heyecanı, bu gururu bizimle paylaşmalarını arzu ediyoruz. İnşallah bu konuda vatandaşlarımız da gerçekten bizimle aynı düşünceli olacaklar. Bu geminin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar büyük olduğunu,
ne kadar yararlı olduğunu, ne kadar gerçekten yüksek teknolojiye dayalı bir hizmet olduğunu. Bu geminin bir özelliği de sadece operasyon değil, sadece savaş değil. Aynı zamanda barışçıl amaçlarla da hem kendimiz için, ülkemiz için ve vatandaşlarımız için hem de dost ve kardeş ülkelerde, müttefik ülkelerde de ihtiyaç duyulduğunda, doğal afetler gibi durumlarda son derece yararlı hizmetler göreceğini de bilmek lazım, görmek lazım. Bu bakımdan da gerçekten övünüyoruz, gururluyuz, son derece sevinçliyiz. Bu geminin bir başka özelliği de ayın 23'ünde, 23 Nisan'da hem bayram hem işte bayramın son günü bütün bunların bileşeni olarak birleşmesiyle de Karadeniz'e doğru gemimiz bir seyir yapacak. Orada da gerçekten hava kuvvetlerimize koordineli bir şekilde bir faaliyet gerçekleştirilecek. Bu faaliyete de silahlı kuvvetlerimiz ve ülkemizin gücünü, kuvvetini bir kez daha görmüş olacağız. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, iyi günler diliyorum. Sağ olun. Kolay gelsin.